Geçen sene müsilaj araştırma komisyonu kurulsun diye bir önerge vermiştim. O önerge reddedildi. Kamuoyundan gelen tepki üzerine bir hafta sonra bütün partilerin de katılımıyla o müsilaj komisyonu kuruldu. Ve o komisyon süresince biz çalışmalar yaptık, bölgeyi inceledik ve ortak akılla bir şeyler yapabilir miyiz diye güzel de bir çalışma yaptık. Ve orada eğer bizim o komisyon kararlarımız hiçbir şekilde uygulanmazsa hiçbir anlamı olmayacaktı. Bu konuda Marmara'yı koruma yasası çıkaralım demiştik. Bununla ilgili bir maddenin gelmesi, özellikle bir an önce ileri biyolojik arıtma tesislerini belediyenin kurmak zorunda olması bu kanunda önemli bir gelişme. 6 ay içerisinde verecekler projelerini ve 3 yıl içerisinde tamamlayacaklar. Bu konuda bu projelerin bir an önce hayata geçirilmesi için herkes üzerine düşeni yapmalı. Bakanlıklar da üzerine düşeni yapmalı ki daha önceden birçok kere dile getirdiğimiz bir sorun var. Arsa tahsisi sorunu. Yenikapı'da bu sorun var. Başakşehir'de bu sorun var. Bir gecelik çıkacak bir imzayla bu tahsisler yapılabilecekken bir yıl geçmesine rağmen o tahsisler yapılmadığı için o projeler, hazır olan tesislerin, o ileri biyolojik arıtma tesislerinin projeleri hayata geçmedi. Bunun mutlaka hayata geçirilmesi için bu tahsislerin bir an önce yapılması gerekiyor. Önce şu anda yapılması için engel konulanların engellerini ortadan kaldıralım. Diğerlerinin de projesini hızla yapalım. Geçen sene durum buydu. Bu sene de buna benzer bir durum var suyun altında. Adalar İlçe Başkanımız Ali Ercan Akpolat önceki gün buraya geldi. Dedi ki Marmara'nın altı, her zaman dalış yapan dalgıç bir arkadaşımız, Marmara'nın altı ölmüş durumda. Elinizi kaldırdığınızda simsiyah bir tabaka çıkıyor. Orada ölü deniz kabukları ortalığı sarmış durumda. Balık sayısı daha da azaldı diye. Geçen sene durum buydu. Bu sene başında Yalova'da durum bu. Yani geçen seneden bu zamana kadar kirletmeyi mi azalttık? Yok. Sanayi tesisleri mi azaldı? Yok. Doğal olarak yine şöylesi görüntüleri görmemiz çok uzak değil. Onun için bir an önce bu tesislerin hayata geçmesi gerekiyor. Kirletmelerin önünün alınması gerekiyor. Ergene Havzası'nda geçen hafta İklim Adaleti Koalisyonu ile birlikte Marmara'nın bütün çevresini dolaştık. Yani ben bir kısmına katıldım o çalışmaların. Ergene'de simsiyah zift gibi zehir akmaya devam ediyor. Mutlaka oradaki o fabrikaların pervasızca o Ergene'yi kirletmesine müsaade etmemek gerekiyor. Onun etrafında tarım alanları var, onun etrafında çeltik alanları var ve insanlar onları yediğinde zehirleniyor ve kanser olduklarına, ağır metallerin fazla olduğuna dair Bülent Şık'ın çalışması vardı Dilovası'nda, Ergene Havzası'nda. Maalesef onların gereği hala yapılmadı. Bir an önce sadece Marmara'nın değil, bütün Türkiye'deki akarsuların, denizlerin ve nehirlerin korunması gerekiyor. Onları tekrardan kazanmak çok daha büyük bir maliyet. Altyapı konusunda Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'ndan da mutlaka destek görmemiz gerekiyor. Marmara Denizi daha önce 7-8 miligram litrede oksijen vardı. Şu anda 2-3 miligrama düşmüş durumda. Levent Artüz araştırma yapıyor MAREM projesiyle ve onlar da bu sene projeyi yapabilmek için mazot bulamıyorlar. Yani yıllardır yaptıkları o projeye devam edebilmek için destek bulamıyorlar. Seneler içerisinde nasıl öldüğünü takip edip kayda geçirmiş durumdalar. Ve 5 miligramın altına düştüğünde alıcı ortam olarak kullanılmıyor biliyorsunuz. Orada yaşayan canlılar oksijen olmadığı için ölüyor. Balıklar bir bir ölüyor, deniz kabukları bir bir ölüyor, mercanlar ölüyor. Zaten sünger kalmadı Marmara Denizi'nde doğru düzgün. Bizim tekrardan bu canlanmayı sağlanabilmemiz için foseptik çukuru gibi kullanmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Derin deşarj yapılan alanlardaki o derin deşarjların acilen ve acilen ileri biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi gerekiyor. Aksi takdirde Marmara çürüyecek, çürük yumurta gibi, kokusu gibi bütün Marmara'yı saracak. Geçen sene bir imdat verdi. O imdata bir an önce cevap vermek gerekiyor. Bir an önce o tesisleri hayata geçirmek gerekiyor. Ok Meydanı Fetih Tepe'de vatandaşlar zorla dönüşüme tabi tutulmak isteniyor. Orada gönüllü olarak yapılabilecek olan bir dönüşüm, elektrikleri kesilerek, suları kesilerek zorla oradan çıkartılmaya çalışılıyor. Şehrin merkezinde yoksul insanlar yaşamasın isteniyor.
Halbuki bu İstanbul'da, Türkiye'de yoksulu zengini yan yana komşuydu. Birbiriyle bir arada yaşıyordu. Ama sitelere hapsettiniz insanları. Komşularından uzak kaldılar. Orada bir bilet parası bulamayan halk, o bir tarafta 5 milyona, 10 milyona araçlara binen insanlar. Türkiye bu şekilde devam edemez. Mutlaka insanların şehrin her yerinde sınıf farkı olmadan yaşayabilecekleri bir ortamı sağlamak gerekiyor. Onun için rantsal dönüşüm değil, yerinde dönüşüm gerekiyor. Onun için onlara zorbalık yapmamak gerekiyor. Onları gönüllü bir şekilde bu dönüşümün parçası yapmak gerekiyor. Biyolojik arıtma tesisleri umut ediyorum bir an önce hayata geçer. Ancak hayata geçtikten 7-8 sene sonra biz sonuçlarını göreceğiz.